İstanbul için daha çalışılmış bir bilgi olduğu için bu doğru. Tabii. Bir de İstanbul'da bir tane fay var. Yani İstanbul hemen çizelim. Şöyle, değil i̇ki mi? Şifa yok muydu Marmara'da hocam? Hayır efendim. Nereden uyduruyorsun sen böyle şeyleri ya? Çok fazla yanlış bu. Yani bir tane. Bir fayın falan. iki iki pardon, bir anda ve iki ayrı şekilde kırılması var, değil ee, mi? Doğru. Evet, değil mi? Şurası Ganos. Şurası bizim farenin burnu malum haliniz. Değil mi? Şurası Armutlu Yarımadası. Gemlik Körfezi dünyanın en güzel yerlerinden biriydi mahvettiler. Siz bu arada şey gördünüz mü? Bir meslektaşınız dün şey dedi İstanbul'da deprem olmayacak dedi. O bir herhalde benim meslektaşım olamaz. Başında profesör yazıyor ismi. tekrar edeyim. Meslektaşım olamaz. Ben jeoloğum. Şöyle çizdik mi bunu? Şimdi Kuzey Anadolu fayını çizelim mi? Şimdi senin iki tane fay dediğin Bolu'dan itibaren ayrılan ikinci bir kol da buradan gidiyor, buradan denize çıkıyor. Bu daha az faal olan fay 1755'te Biliyorsun 7 büyüklüğünde bir Bursa depremimiz var. Değil mi? Şimdi bizim beklediğim bir tane şurada oldu. 1999. Hemen arkasından bir tane de burada oldu. Düzce. Hemen. Değil mi? Şimdi bizim beklediğimiz şurası. Şurası çok ciddi tehlikede. Yakın zamanda öğrendiğimiz şu ara. Marmara Denizi'nin içi. Evet içi. Silivri ile Kumburgaz arası çok az deprem üretiyordu. Acaba kitlendi mi yoksa sürükleniyor mu diye düşünüyorduk. Kitlendiği ortaya çıktı. Yani iyi bir haber değil tabii bu. Ve bu şuradan kırılmaya başladı. Ondan sonra Zaviyel On ben falan işte Hayrullah Karabulut arkadaşlar o Kandilli'dekilerin hizmeti çok büyüktür bu işte. Muazzam yani. Onlar da gösterdiler ki buradan itibaren bu kırılma eğiliminde. Eğer sırf şu kısım kırılırsa sırf şu kısım kırılırsa bu 7,2'lik bir deprem üretir. E bu kırılırsa bu armut mu toplayacak? Arkada mı da gider? O da mı 7.2? O da aşağı yukarı. Şimdi benim yanlış ifade ettiğim şey tek parça haline kırılırsa ya da iki parça halinde kırılsa. Evet, evet. Şimdi dediğim gibi böyle biz böyle bir bilimsel veri var mı? İhtimalin e, güçlü olduğuna dair tek İşte bu. şuradaki deprem şimdi biz eskiden 1509 depremini esas alıyorduk. Tek parça kırmış o. Hmm. Ve kıyameti gübra biliyorsun muazzam. Kaç hocam o? Şimdi? Muazzam. Büyüklüğü ne onun? Onun büyüklüğü herhalde zamanında 8 falandı yani Erzincan gibi bir şeydi muazzam. Şimdi şuradaki bu Kumburgaz'ın Silivri'nin güneyindeki deprem Biraz senaryoyu değiştirdi. Şuradan belki kırmak istiyor. Hmm. Bu, bu, bu ne zaman bu son güncel bir bilgi değil mi bu? Yeni tabii tabii, tabii yeni ya yani birkaç sene evvel. Tabii. Ee, tek parça kırılırsa şu an eldeki veriye göre nasıl bir deprem üretir bu? Bu yaralatım 7,6 7,8 arası. Tamamı kırılırsa. Boydan evet 7,6 7,8. E siz arası. dün ondan dediniz ki bunu İstanbul depremi de böyle bir deprem olacak. Olabilir. Hayır, olabilirdi. dedim. Hmm olabilir. Bu senaryo olursa. Evet. Yani çok dikkat etmek lazım. Gördük dikkat bir hocam. Bir mühendis sen, yani bizim Mustafa Erdik bunları düşünerek hesap yapıyor. En kötüyü düşünerek hesap yapıyor. Ben bizim evin güçlendirilmesi için kendisinden yardım rica ettim. O eski öğrencilerinden bir ekibi gönderdi. Çocuklar en kötü ihtimali koydular o yanlarına şey değil mi? Yani simülasyon yapıyorlar bayağı. Tabii. Hangi tabii. kolon yıkılır, neyi doğru yıkılır. Tabii, tabii. O evin planını gösterdiler. Dediler ki efendim şu duvar, şu duvar. Bunlar en tehlikeli olanlar. Şuradaki kolonlar en tehlikeli olanlar. Ama şurada da duvarlar var. Bunlar daha az tehlikeli. Bütün bu senaryoyu düşünmek mecburiyetindesin. Sen evini İyice sağlama almak istiyorsan. Al işte hocam var işte bilim getirmiş koymuş. Demek ki biliyor? Evet. Ama benim aklım Mustafa'ya soracak kadar var. Sizin eviniz kaç yaşında bu bahsettiğimiz ev? Bizim evimiz 14 yıllık. İki gün önce Malatya'da Asur sitesi. Kim yaptıysa da buradan ismini vere vere söylüyorum. O Asur sitesini kim yaptıysa Allah'ından bulsun. Allah'ından ayrıca bulur da muhtemelen ama devletten de bulsun. E, bir yaşına basmamış site çöktü Malatya'da hocam. Bir yaşına basmamış daha ve güya bunlar de şey falan var ilanla falan baktım şimdi konuşulacak zaman değil diye şimdi konuşmuyoruz. İnsanlar enkazdan çıkarılmaya çalışıyor ama e, dünya para istemişler evlere ve üstünde şey yazıyor deprem yönetmeliğine uygun yazıyor. Bir yaşında değil yani sizin 14 yaşınızdaki bir Ya bak Bunu inceleyip bu bir suç unsurudur. Tabii. Bunu inceleyip bu arkadaşı mahkemenin önüne çıkarmak lazım. Mahkemeyi de halka açık yapmak lazım. Görsün halk. Peki yasa olarak yapı denetim şirketi diye bir şey var şu anda. O yapı denetim şirketinin bunu denetlemesi lazım hocam. O bir yaşındaki firmaya evet bu doğrudur, güvenlidir belgesini bir şey veriyor. Bir mühendis veriyor bu arada. O da bilim insanı. Yani nasıl bilim insanıysa. Birileri o belgeyi de vermiş. Onu da bence mahkemeye çıkarmak lazım. Sadece müteahhiti Sen değil. Sen bu konuda komik bir şey anlattıydın biraz önce. Hangisini? Belgeyi veren de ay bir şey. Vallahi öyle bir şey dolanıyor da Twitter'da dolandığı için çok bilmiyorum. Ha emin değilsin. Hani bilgi fakat öyle mi bilmiyorum. İngiltere, fakat İngiltere'de böyle bir şey oldu yakın zamanda. Binaların ısıl yalıtılması için hükümet demiş ki ya bunu devlete kontrol ettirmek pahalıya geliyor. Bırakalım müteahhit kendi kontrol et. Tamam demişler. Müteahhitlere vermişler. Netice bir felaket. Ortaya çıkan binalar satılamıyor. Bunu bana daha iki gün evvel Dan McKenzie bildirdi İngiltere'de. Yani bu sırf bizde olmuyor. Fakat bizde daha yaygın oluyor. Bilhassa popüler demokrasinin gelişmesi ise gelişmesiyle önüne gelen devlet idaresine geliyor, yerel idareye geliyor. Bu tip şirketlere sahip oluyor. Ve ne yazık ki kontrolün ipinin ucu kaçıyor. Ondan sonra bunun fiyatını herkes ödüyor. Ülke ödüyor. Ülke ödüyor, millet ödüyor. Değil mi? Şimdi yakınını kaybeden insanlara ne yüzle bakacak bunlar? İşte bizim Cevdet'in ya sen Cevdet'i tanıyorsun. Evet ya. Baldızı ve çocuğu. Allah rahmet etsin. Baldızı ve çocuğu nır içinde yatsınlar? Gittiler. Ulaşılamadı. Hayır. Hala da ulaşılamamış bu arada. Öyle mi? Evet. E düşün. Şimdi Cevdet'in kız Cevdet'in hanımına kız kardeşini kaybeden hanımına ne yüzle bakacaklar? Değil mi? Yani bunları insan düşündükçe uykuları kaçıyor. Çünkü çözümü basit be kardeşim.